Ercan Bey'e benim yani Ercan Bey bağırış çağırışı birileri tarafından senin Akile Hanım'la kavganı duyuyor. Tamam mı? Ama yani Yavuz dedi ki duyamayacak bir mesafede. Sen diyorsun ki duyuyor. Okula çağırıyor ve okulda işte ne oldu ne bitti bana bir anlat diyor. Yani bir İşte garip yani. konuştuk dedim abla. Ama tatlım benim muhtara sen kendin söyleyeceksin ki muhtar seni o şeye çağırsın. Muhtar da müneccim değil herhalde değil mi yani böyle senle telepati de kurmuyor. Uzaktan şeyde telefonla da aramadığını söylüyorsun. Çünkü telefonun olmadığını söylüyorsun. Muhtar bunu nereden bilecek? Bir yerde öğrenmiş olması lazım Akile Hanım'la kavganı. Dışarıdaydı Sen aç tat. kaldığını gidip muhtara gidip söylüyor muydun? Aç kalıyorum diyor. Kendin gidiyor muydun? Yok Gidebilirsin. Aç dedim abla kaldıysan yardım gitmedim. isteyebilirsin. Ercan abiye hiç evine gitmedim öyle aç kaldım Ercan abi böyle böyle Ben diye. evine diye sormuyorum. Niye ev diye söyleyip duruyorsun? Bir öyle gidip Ercan abiyle yüz yüze bir okulda bir konuştuk. İşte ondan sonra da bir iki defa bir yardım çıkarttı. Ondan sonra da aramız düzeldi zaten ben aşağıya indim. Peki buyurun ondan sonra bir şey daha Ercan sor. Bey yardımı çıkarttıktan sonra peki onu nasıl aldın? Sen mi gittin aldın eve mi getirdiler? Ercan abi eve getirdi. Yavuz Bey sormadı mı peki Evet. bu nereden çıktı diye? O zaman ne dedin Yavuz Bey'e? Evde yoktu yardım geldi. Tamam da Sonuçta yardım saklayamazsın ki. kolisi geldi. Bu nereden çıktı demedi mi sana? Hı? Yok. Ercan Bey yani bana söyledi hocam. Hemen sonrasında mı yardım gelince mi söyledi? Yok Yani yardım ben gel, Ümmü'yle gel okulda yardım görüştüm, gel. çağırttım dedi mi sana Ercan Bey? Çağırttım demedi ama Ümmü böyle böyle dedi. Ben de şey verdim dedi. Müracaat verdim dedi. Getireceğin dedi. Onu sonra da getirmiş zaten. Ercan Bey, ekibime demişsin ki, birilerine de demişsin ki onlar orada dedikodu yapıyorlar. Bak, burada dönemin jandarma yetkililerinin hepsinin ismini şöyle kapatarak onları da şey yapmayalım, şöyle kapatayım. İmzaları var. Bu devletin resmi belgesi. Tamam mı? Sen de devletin bir çalışanısın. Öyle ya da böyle. Tabii. Devlete hizmet veriyorsun. Devletin belgelerinden okuyorum Muhtar Ercan Bey. Ben kafamdan uydurmuyorum. Dedikodu yapmıyorum. Neden rahatsız olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bir rahatsızlık olmuş. Hatta orada köyde bir anons yapmışsın. Bir şeyler demişsin. Sonra Ayşegül Hanım'a enteresan şeyler söylemişsin. Birazdan öğreneceğim. Yani birazdan öğreneceğim. Sen kızı, daha doğrusu Ümmü'yü nereye çağırdın? Okula neden çağırdın? Aranızda nasıl bir iletişim var? Bunu da anlamaya çalışıyoruz. Birazdan bunu sana soracağım. Bu belgeyi de açıklayacağım. Neden dedikodu yapmadığımı, devletin belgesiyle konuştuğumu birazdan öğreneceksin Muhtar Bey. İnşallah ondan sonra ne diyeceğim gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi diğer şey de var. Onu, da eve, onu bugün ekranlara getirelim mi bilemedim. Şu telefon meselesini konuştuk ya. BTR2'yi bir ekranlara getirelim. Yani nasıl bir evde yaşıyor ve o ev içerisinde 5 yıl boyunca o telefon nasıl bulunmuyor? Nasıl bulunmuyor? 75 metrekarelik bir evden bahsediyoruz. Ben çok merak ediyordum. Özellikle o çekimleri ben istedim. Bir görmek istedim Ümmü. Nasıl bir yerde yaşadığını. Yani o telefonun 5 yıl boyunca nasıl ortaya çıkmamış olabileceğini. Siz de merak ediyorsunuzdur. Gidiyoruz şimdi o odaya bakıyoruz. Gizemli telefon neredeydi? Ümmü şunu soracağım sana. Sen günlerdir bizim yayınımızdasın. Yaklaşık 2,5 haftadır burada yoksun ve senin odan şu anda gördüğümüz kadarıyla bir savaş alanına dönmüş halde. Neden sence böyle? Bu dolabım olmadığı için, çamaşır makinem olmadığı için böyle. Ümmü sen kıyafetini o duvardan aşağı atarken o kıyafetin daha öncesinde neredeydi? O kıyafetler buradaydı. Ben gittikten sonra atıldı onlar. Ben atmadım oraya. Ben ailemin evine gittikten sonra aynı böyle burada yığılıydı. Buradan çıkmadı. Gerçekten aramadın mı o telefonu Ümmü? Aradık. Aradık ama bulamadık. Hadisan yani bu yaklaşık 75 metrekarelik evin içerisinde o telefonu nasıl bulamadın? Burada değildi ama. Bak, neredeydi? Başka bir sekilerdi. Buraların alt tarafında bir sekiller var. Bu tamam. Jandarma sana telefonu bul dediğinde kıyafetlerin içini kontrol etmedin mi? Çatıya çamaşırlar çıkartıldı o dönem. Çatıya hepsi döküldü kıyafetlerim. Kıyafetlerin evine bakmak hiç aklımıza gelmedi. Şimdi Allah aşkına karar sizin. Hatta ben yine sosyal medya hesabımıza, Instagram hesabınıza ben sizin yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Ya canım Ümmü, sevgili Ümmü, tatlım Ümmü. 75 metrekarelik bir yerden bahsediyor. O da aslında kutu gibi bir yer. Dolabın yok, yani bir şeyin yok ondan sonra. Allah aşkına orada zaten döşeklerim var galiba, değil mi? Gün Aynen. Döşeklerim var.
bir de kıyafetlerim var. Yani orasını 5 yıl boyunca insan var ya, 1000 defa arar yani. O da değildi Didem abla. Nereye koydun? Ben aynı öyle gördüğünüz gibi çamaşırları torbaların içine kattık. Tamam. Tartıştık, ben köye gittim. Ben köye gittikten sonra bu çamaşırları atmışlar, evi boşaltmışlar. O çamaşırlarla beraber... Senin eşyalarını sen gidince atmışlar mı? Atmışlar. Ne zaman oldu? Çekideriz. Yasin'den sonra bir daha mı gittin sen? Yasin'den önce mi oluyor bunlar? Yasin kaybolmadan önce mi sonra mı? Önce Didem abla. Hastaneden çıktıktan sonra Yasin evde kaldı, ben gittikten sonra. O kıyafetler o zaman mı atılmış Yavuz ya? Evet. Çatıya koydum dedin, attım derken. Çatıdaydı hani, öyle değil miydi? Bir miktarı çatıda çamaşırların bir miktarı odanın içindeydi. Odanın içindekileri aşağıya atmışlar, o seke dediğimiz yere. Oradan da sonra arka bahçeye çıkartıp atıyorlar. Yakmaya başladıklarında da kaynamla çocuklar buluyor ceketin cebinde. Funda Hanım? Ben şey diye hatırlıyorum, yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen, kayıtlarda da vardır. Ben kullanmadıklarımı poşetlere koydum ve bahçeye attım dedin sen daha önceki yayınlarımızda. Öyle. Yasin'den sonra dedin. Evet. Yasin'de ben gittikten sonra atılanlar Didem abla, bu telefonla beraber ben attım dedin ama. Kullanmadığım eşyaları attım. Yasin'den evet. Sonra sen ne zaman gittin? Yasin kaldı senin yanında, ben gittim ya. Nasıl gitmedin? Didem abla diyor ki Yasin kaybolduktan sonra ne zaman gittin? Yasin kaybolduktan sonra gitmedim Didem abla köye. Kaybolmadan önce. Allah'ım. Vallahi Ümmü bizim de kafamızı karıştırıp duruyorsun ha. Bir öyle söylüyorsun bir böyle. Şimdi Yasin babasının yanında kaldı. Hangisinin doğru olduğunu anlayamıyoruz yani. Tartıştık. Ben gittim. 1,5 sene kaldım ailemin orada. Sonra tekrar döndüm. Ondan bak 1,5 sene diyor, görüyor musun? Ben bilmiyorum hocam. Vallahi. 1,5 sene diyor işte. Evet. 1,5 sene Yasin'in senin yanında kaldı. Sonra 1,5 sene kaldım ailemin yanında. Ha, bir daha Yasin'i bir daha bilirsiniz. Yasin'i terk edip bir daha gittiğinde işte 18 ay yapıyor o zaman. Ya 18 ay yapıyor işte ya. Yavuz? Evet. Anneme inanmıyorsanız anneme sorabilirsiniz Didem abla. Son Yasin babasının yanında kalıp gittiğimde 1,5 ay ailemin yanında kaldım. Ne kadardı Yasin? Kaç yaşındaydı? Vallahi hatırlamıyorum kocam ben. 4-5 ancaydı herhalde Didem abla bildiğim kadarıyla. O zaman bir dakika, 4-5 yaşındaysa sen 1,5 sene orada kalıyorsun. Evet. Geldiğinde Yasin kayboluyor. 6,5 evet, 6,5 yaşında. Sen geldikten sonra mı Yasin kayboldu? Yusuf 6 aylıktı Yasin kaybolduğunda, kucağında Yusuf olmuştu Didem abla. Ya ben bunu bir köye gittim, köyden dakika, geldikten şöyle, sonra ben tekrar Ümmü şöyle soralım mı bak şimdi. Yasin ya. Şey Yasin gittiğinde, yani sen annenlere gittiğinde Yasin 5 yaşındaydı doğru mu? 3-4 ancaydı hocam. 5 değil. 3 mü 4 mü? 4 diyelim hadi. 4. 4. 4 diyelim. Doğru mu? 1,5 yıl orada kaldın. 5,5 yaşındayken geri mi geldin sen? Evet. Sonra Yusuf mu oldu? Evet, Yusuf oldu. Yusuf 6 aylıkken de çocuk kayboldu. Hı hı. Öyle mi sıralama? Evet. Pardon, o zaman sen gittiğinde şeylere gittiğinde hamile miydin? Yusuf hamile miydin yine? Yok, geldikten sonra. O zaman yine bir 9 ay minimum. Allah Allah. Yusuf geldikten sonra oldu Didem abla. Yusuf geldikten sonra oldu. Evet. Neyse ya, ben seninle ekibinden rica edeceğim. Oturacağız seninle böyle tarih aynen, tarih çalışacağız. Aynen, kronoloji çıkartmak yani lazım. Bir öyle konuşuyor, bizim de kafamızı karıştırdın. Hatta Yavuz ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. 1,5 sene gitmiş. Yasin 4 yaşındayken gitti mi 1,5 sene? Ya gittim, hatırlamıyorum dedim abla. Bak gitti. Ama ben öyle bir ya sene... Size göre çok mu normal gidip gelmeler? Daha önce...